Gülben Ergen de aynı alışveriş merkezinde. Alışverişini tamamlayan Gülben Hanım tam da alışveriş merkezinden çıkarken takılıyor kameramıza. Alışveriş kadınların alışveriş çılgınlığı yani. Ama bak ben tek bir minik poşetle çıkıyorum gördüğün gibi. Ama minik poşetin içinde acaba kaç adet? Hiç. Gel göstereyim bak. Hepsi boş kuru kart. Sizi takı reyonunda yakaladık çünkü. Hiç takı yok. Bardak bilmem nesi. Sofra bir şeyse, narlı, kedili falan. Yani falan. Mutfak alışverişi ağırlıkta. Çok bakıp az alanlardanım ben. Aynen, mutfak alışverişi. Peki genelde mutfak alışverişini seversiniz? Evet. En çok mutfak alışverişi seviyorum. Sadece mutfak alışverişi yapmayıp kendisine takı da almış Gülben Ergen. Bu arada az önceki Sabah Tümer gibi ayakkabılar konusunda bir takıntısı olmadığından bahsediyordu. Takı yani böyle minik minik şeyler aldım. Bunlar hakiki değil biliyorsunuz, imitasyon. Evet. Çok da günlük kullanılabiliyor. Modası da hiç geçmiyor incecik incecik takıların. Arkadaşlarım da var yapanlar. Ama artık takı gerçekten çok çeşitli ülkemizde. Ben ayakkabı merakım yoktur benim biliyorsun bizim meslekte. Biliyorum sizi. Arkadaşlarımla falan bilmem kaç yüz çeşit ayakkabı falan hiç öyle bir şey yok. Belki anne olduktan sonra insanın harcama şekli ve öncelikleri çok değişiyor. Son zamanlarda sürekli olarak kendisine yeniden çocuk sahibi olup olmayacağı sorulan Gülben Ergen bakın çareyi nasıl bulmuş. Herkes aynı şeyi soruyor. Niye acaba? Neden böyle bir beklenti var? Neden biliyor musunuz? Sence çünkü Sevda? Çocuklarınız eski eşlerinizden. Sen kaç çocuğun var Sevda? Bir. Nasıl böyle bir soruyu sorabiliyorsun bana? Yeni cevap bunu buldum. Soruyu sorana soru soruyorum. Kaç çocuğun var? Bir. Niye bana ama soruyorsun? Benim üç. Evet ama başka biriyle evlilik yapmış olsaydım ondan da bir çocuğum olsun isterdim. Ama daha çok yeni. Tabii ki ama düşünüyor musunuz dedim. Ama ya inanamıyorum. Düşünmekle olmuyor. Hadi gitti düşündüm Sevda.